Efendim herkese yeniden merhaba. Orta Doğu'nun genel coğrafyasında buna Türkiye'yi de son dönemde ekliyorum. Suriye diktatörü Beşar Esed'le e, yeniden acaba birlikte bir şeyler yapabilir miyiz eğiliminin yaşandığı bir süreç e, izliyoruz. Esasında e, inanılmaz bir e, hoyratlıkla ve vahşetle ülkesini tahrip etmiş... Ülkesinin çocuklarına karşı kimyasal silah kullanmış, binlerce on binlerce insanı hapishanelerde işkencelerle öldürmüş ve e, ülkesinin nüfusunun neredeyse yarısını yurt içi ve yurt dışında e, mülteci haline getirmiş bir insanla neden bu kadar yakın ilgi duyuluyor onu bilemiyorum. Yani Adolf Hitler biraz daha dayansaydı onunla el mi sıkışacaktık. Buna benim ülkemin politikacıları ve diplomatları da dahil bu lafıma. Yani sonuç itibariyle ortada bir realite var, bir gerçek var. O gerçek diktatörün kanlı bir biçimde 12 yıldır büyük bir zulüm politikasını devam ettirdiğidir. Efendim şununla kazanmış, bununla kazanmış. Beşar Esed savaş falan kazanmadı. Beşar Esed 2015 yılında bütün ülkesini kaybetmiş bir vaziyette son anda bacağından asılmasını önlemek amacıyla Moskova'ya gitti. Tahran'a bütün ülkesinin sınırlarını açtı. İran karada, Rusya'da havada füzelerle ve savaş uçaklarıyla bir savaş kazandılar. Bu savaşı Beşar Esed falan kazanmadı. Beşar Esed Esasen Rusya'nın ve İran'ın izin verdiği ölçekte o ülkede bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçelim. Çünkü e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün başta bazı Arap devletlerinin bir an önce bu diktatörü Arap Birliği'ne geri döndürmek ve sonuç itibariyle Acaba yeniden Suriye'de bir şeyler yapabilir miyiz politikasını aklı başında diğer Arap devletleri Katar, Kuveyt, Fas gibi diğer Arap ülkeleri ya arkadaş ne değişti de siz bu kadar bu işlerle cevvalleştiniz diye cevap arıyorlar. Türkiye'de de onu soruyorum yani Beşar Esed'de ne değişti de biz geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Beşar'la bir şey yapmaya çalışıyoruz. Esasında Beşar Hiçbir şey değişmediğini tam tersine Türkiye'ye sonuna kadar revanşist intikamcı bir yaklaşım içinde olacağını en son Moskova'da yaptığı açıklamalarla zaten gösterdi. Yani sen dışarı çık ülkemden ben sonra seninle bir şekilde bağlantı kurayım falan böyle garip bir tutum içinde onu geçelim. Şimdi bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletlerin İran'la arasını düzeltmesiyle beraber başlattıkları bu atağın bir sonu yok, onu söyleyeyim. Bunun bir sonu yok. Bu sadece taktik bir manevradan ibaret. Hiç kimse ciddiye alıp da efendim Suudi Arabistan bile bunlarla anlaşıyor. Bir an önce Beşar'la el sıkışalım diye ortalığa dökülmesin. Niye? Çünkü gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kanadı bu beşarı ölü veya diri orada görmek istemiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Timsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne adı şimdilik açıklanmayan bir Suriyeli tanık çağrıldı ve Amerikan Kongresi'nde adam bakın kayıtlara geçen Neler anlattı? Diyor ki ben normal bir görevdeydim. Yani o mezarlıkta günlük çalışmaları sürdürüyordum. Sonra devlet bir başka alana kaydırdı bizleri. Ve ben bu yeni göreve hazır değildim. Haftada iki kez üç kamyon geliyordu. Her birinde 300 ile 600 ceset bulunuyordu. İşkence ve açlıktan ölmüş mahkumlardı. İnfaz edilenler de vardı. Haftada iki kez de üç veya dört kamyonet gelirdi. Bunların da her birinde 30-40 ceset bulunuyordu. Çoğu yeni ölmüş vücut sıcaklıkları olur haldeydi. Sednaya cezaevinde infaz edilenlerdi. Tam yedi yıl bunu yaşadım. Sonunda ailemle birlikte Avrupa'ya kaçmayı başardım. Beşarla kimse temas kurmasın, yaptıklarının cezasını çekmeli, Özellikle hepimiz Amerika'dan o devrilene kadar daha sert yaptırımlar yapmasını talep ediyoruz dedi. Şimdi bu bu adam e, Grave Digger diye geçiyor. Yani mezar kazıcı olarak geçiyor. Bu adam gerçek bir adam. Yani oradaki görevi de gerçek. Şeydi sadece ismi açıklanmıyor. Bu şu demek. Amerikan yönetimi Türkiye, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın Beşar'la temas kurmayı, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın bir tek kararı var. Bu adam Adolf Hitler'in sonu gibi bir sona doğru gidecek. Yani gerçekten böyle bir kararlılık var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün özel bir projeyle işte en son Muh Muhammed Bin Selman MBS. Ee, Ürdün Kralı e, Abdullah'ı Riyad'da kabul etti. Ürdün bir siyasi takvim geliştirmiş falan. İşte o siyasi takvimi devreye sokarsak acaba Beşar'ı Arap Birliği'ni alır mıyız falan diye uzun uzun konuşmalar yapıyorlar ama Katar, Kuveyt, Fas, Libya hiçbir şey değişmedi. Bu haliyle asla Arap Birliği'ne giremez diye e, çok açık ve net bir kimlikle bunu duyuruyorlar. bu arada bizim Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçaparlı Suriye Ulusal Koalisyonu yetkilileriyle Ankara'da bir toplantı yapmış durumda. Başkan Salim El Meslet, baş müzakereci El Camus ve Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa ile orada da bizimkilerin yaklaşımı işte biraz Katar gibi ve diğerleri gibi yani bu adam siyasi bir çözümün gerçek anlamda müzakerelerle yolunu açmadan bizim bu adamın elini sıkmaya ve bir an önce bu işleri halletmeye niyetimiz yok görüşünde. Bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten e, bu olay yani e, işte beş Beşarkazan'da artık onu da kabul edelim olayının hiç de öyle dışarıdan görüldüğü gibi olmadığı net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bu arada Netanyahu, Benjamin Netanyahu da bir açıklama yaptı. dedi ki İran'la yakınlaşmak derin zulümle ortak olmaktır. Büyük üzüntüler yaşayanların o kaderlerine kayıtsız kalmaktır ve Dübnâ, Yemen, Suriye ve Iraka bir Iraka bir bakın dedi. Sanki kendi elleri çok temizmiş gibi. Bir de e, öbür taraflara bakıyorlar. Esasında tabii ki bütün mesele Orta Doğu'da. İran gibi, Suriye gibi veya İsrail gibi elini kolay kana bulamaya hazır devletlerin var olması ve buradan bir baktığınız zaman da bu şekliyle bir noktaya yürümesi. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Miktat Avrupa-Arap Birliği çerçevesinde işte çeşitli başkentleri dolaştıktan sonra bir açıklama yaptı ve o dedi ki. E, i̇kili ilişkiler düzelmedikçe bizim Arap Birliği'ne kabul edilmemizin zor olduğunu anladık. E, i̇kili ilişkiler ancak ve ancak bir e, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulması ve herkesin kabul edebileceği bir seçim sistemiyle ülkenin seçime giderek yeni hükümetini demokratik olarak belirlemesiyle mümkün olabilecek. O yüzden e, gerçekten gördüğüm kadarıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri e, Suriye'ye dönük olarak Arap dünyasında başlamış olan bu e, bir takım yumuşama eğilimlerini yakın bir gelecekte e, sona hitama erdirecek bazı manevraları gerçekleştirecektir. Benim gördüğüm son sözü son sözle söyleyelim. Beşar Esed gitmeden Suriye sorunu çözülmeyecek. Beşar gidecek, ondan sonra bütün sistem yeniden yapılanarak Türkiye dahil bunu gerçekleştirmeye çalışacak. Hep söyledim Sayın Erdoğan'a, buradan çağrılarda da bulundum. Beşar'la sakın birlikte fotoğraf verme. Bakın, Muhammed Bin Selman'la... Cemal Kaşıkçı olayından birkaç yıl sonra birlikte fotoğraf verdi ama en son yayınladığım video analizde i harfine bakın ne çıkıyor ortaya? Amerika Birleşik Devletleri Cemal Kaşıkçı'yı unutmamış. Siz ne kadar el sıkışırsanız sıkışın. Sonuç itibariyle bu tür devletler, bu tür Arap devletleri finalinde ancak ve ancak sahibinin sesine göre hareket eder. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. O yüzden Amerika ne yapıyorsa onlara bir bakmakta yarar var. Hoşçakalın.